Tabii şehrimizde hem hükümetimiz tarafından devam eden ciddi projelerimiz var. Hem de belediyemiz tarafından yerel anlamda takip ettiğimiz birçok projemiz var. Çotanak Spor Kompleksimiz de tabii uzun süredir devam ediyor. Sona yaklaşıldı artık. İçerisindeki hemen hemen bütün yapısal faaliyetler bitti gibi. Şu anda bazı koltuk düzenlemeleriyle dikilen çimlerin güçlendirilmesi gibi bir aşama bekleniyor. Zannederim çok ileri geri bir takım oynamalar olabilir ama 30 Ekim tarihi itibariyle TOKİ'den, ilgili firmadan Gençlik Spor Bakanlığı'na devri gerçekleşecek diye bekliyoruz. Tabii hedefimiz bir an önce Çotanak Spor Kompleksi'ne Giresun Spor'umuzla birlikte taşınmak. Nihayetinde çok güzel bir stadyum oldu. Gerçekten içerisinde basın localarıyla, özel engelli localarıyla, özel VIP'siyle, efendim geniş anlamda seyirci kapasitesiyle, içerisindeki o ambiyansla çok olağanüstü güzel bir kompleks halinde Çotanak Arenamız inşallah Giresun Spor'umuzun nice galibiyetlerine, şampiyonluklarına şahitlik edecek diye bekliyoruz. Biz şimdi Çotanak Arena'nın taşınmasını bir anlamda niye istiyoruz? Bir an önce taşınsın istiyoruz. Hem Giresun Spor'umuzu Çotanak Arena'da izleme heyecanı ve keyfini bekliyoruz. Ama bir taraftan da eski stadyumumuzun olduğu bölgede biliyorsunuz bir millet bahçesi projemiz vardı. Onun da TOKİ ile görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah taşınma aşamasından önce ihalesinin yapılmasını bekliyoruz. İnşallah bu yıl içerisinde TOKİ tarafından yine millet bahçemizin, vatandaşımıza da söz vermiş olduğumuz millet bahçemizin ihalesi gerçekleşecek. Stada geçmiş olmak demek aynı zamanda eski stad bölgesinin de şehrin diğer şeyine katkı demektir. Yaşam standardına katkı sağlayacak bir millet bahçesi projesinin de yapılması demektir. Bu yıl içerisinde inşallah onların fiilen başladığını göreceğiz.